Evet. Herkese selamlar dostlar. Cümleten herkesin bayramını kutluyorum. Tüm gönülden. Bayramınız mübarek olsun. Bitcoin son dakika videosuyla beraberiz. Bu akşam normalde canlı yayınımız vardı ama bayram olduğu için canlı yayın yapmayacağım. Hemen şöyle bir piyasayı analiz etmeye çalışalım. Neler oluyor neler bitiyor piyasada. Neden Bitcoin direnci kıramıyor neden yükselemiyoruz hepsini tartışalım. Öncesinde ufaktan haberleri paylaşayım sizlerle. Bitcoin e, şu an itibariyle yeniden dirence takıldı. Hangi dirence takıldı birazdan göstereceğim sizlere ama. Neden direnci kıramıyoruz, neden yükselemiyoruz, neden 31 bini geçemiyoruz bunu konuşalım. Birincisi e, Bitcoin borsası Binance'in Avrupalı bankacılık ortağı desteğini çekeceğini duyurdu. E, bununla birlikte birazcık piyasa kan kaybetmişti. Ardından makro strateji Bitcoin alımı kurumsalları harekete getirecek mi diye beklerken çünkü 347 milyon dolarlık Bitcoin aldı biliyorsunuz. Genelde makro strateji Bitcoin aldığında Bitcoin düşer. Bitcoin e 29.800'e kadar düştü makro stratejinin haberinden sonra standart. Ee, oradan sonra da tekrar ivmelenmeye başladı ve 30.600-30.800 bandında direncine takılıyor. Bu sefer dirence takılma nedeni ne? Aslında Powell konuştu. Paul'un konuşması sabah 9.30'daydı. Çok daha böyle piyasayı etkileyecek bir konuşma yapmadı Paul Aslında güzel de konuştu. Bu bizi etkilemedi. Zaten yükselmeye de başladı daha sonrasında Bitcoin. Ardından da Amerika'da gayri safi yurt açıklandı. Gayri safi yurt dışı da, da çok bir değişiklik yok. Yine her şey beklenildiği gibi. Hatta işsizlik haklarından yararlanma başvurusu e, bayağı baya iyi geldi. ABD'de de veriler iyi geldi. Saat 30da beraber ki zaten Bitcoin 15.30'dan sonra çok da güzel bir iğme yakaladı kendine o saatten sonra kendini yaklaşık 30.800 lira doğru yükseltmeyi başardı Bitcoin ama daha sonrasında piyasaya bir haber geldi ne haberi geldi madenciler borsalara Bitcoin gönderiyor Bitcoin fiyatının düşüş ihtimali artacak mı ki bence en önemli sorulardan bir tanesi bu madenciler çok ciddi derecede piyasaya şu an Bitcoin gönderiyor bu da benim nefes alma sürecindeki ikinci beklentimdi yani size her seferinde şunu söyledim Bitcoin şu an boğa yapmıyor BlackRock haberi de şu an boğaya götürebilecek bir haber değil. ETF onaylanacak. ETF'den sonra işte halvingi tamamlayacağız. Sonra yeni bir rally başlayacak. ETF haberinin onaylanmasıyla zaten hemen hemen her şeyin diplerden toplanması gerekiyor ama şu an geçirdiğimiz devre Bitcoin'de bir nefes alma süreci. Bundan önce 6 yıl yaptığı ser sürecin hatta 8 yıl boyunca yaptığı sürecin aynısını yapıyor Bitcoin. Buradaki nefes alma süreci benim için 35 bin dolardı biliyorsunuz 35 bin 500 35 bin 600 dolarları bekliyorum hala daha. Ama ben 35 binleri hatta 33 binleri geçtikten sonra Bitcoin'le madencilerin borsalara Bitcoin göndermesini bekliyordum ben. Ama zincir üstü verilere bugün baktığım zaman Bitcoin madencileri borsalara Bitcoin göndermeye başladı. Rekor miktarda Bitcoin'i borsalara gönderiyor madenciler. Bitcoin'in günlük grafiğine bakın boğaların ayıların önünde olduğunu görülüyor. Bunun en çok göstergesi Exponential Moving dediğimiz EMA bandında net olarak belli. Net olarak görebiliyoruz tamam mı EMA'larda. Ama şöyle bir durum var. Madenciler şu an bu düzeltmenin önüne geçme olasılığına sahip. Şimdi kripto kuant verilerine baktım ben. Madencilerin hala orta düzeyde Bitcoin sattığını gösteriyor. Bunu Bitcoin madencilerin pozisyon endeksi MPI dediğimiz şey belirtiyor. Onu da söyleyeyim. Son zamanlarda gözlemle, gözlemlenen onchain chain verilerine göre Bitcoin madencileri borsalara yüksek miktarda Bitcoin gönderiyor. Yani bugün baktığında belki orta düzeyde gözüküyor olabilir ama son geçtiğimiz 20 güne 1 aya baktığın veya 2 aya baktığın zaman madenciler peş peşe aynı düzeyde borsalara Bitcoin göndermeye devam ediyor. Bu da borsalar madencilerin Bitcoin'de bir halving sürecini beklememesi tam tersi onun yerine Bitcoin'de Hazır bu nefes alma sürecinde biraz olsun işte elde ettikleri zararları ya da çalıştıkları ve ceplerinden harcadıkları son boğada kazanıp da ceplerinden harcadıkları paranın yerine biraz para koyabilmek adına biriktirdikleri Bitcoin'lerde hafif 30.000'e geldiğinde sat, e, borsalara satış görüyoruz. Borsalara gönderdiklerini görüyoruz. Şimdi Bitcoin madencileri Bitcoin'i borsalara göndermeye devam ettiği sürece borsaya giriş arttıkça Bitcoin'in fiyat düzeltmesi yaşama olasılığı yükseliyor. Durum bu aslında. Şimdi Glassdoor'un analizi de var hatta bununla ilgili. Bitcoin madencileri satış baskısını arttırdığı zaman e, günlük gelirlerinin %315'ine denk gelen tarihte bir rekor olan 128 milyon dolarlık Bitcoin'i borsalara gönderdiler. Bu da önemli. Şimdi tarihsel olarak böyle durumlar Bitcoin değerinde fiyat düzeltmesini takip eder. E bu nedenle de Bitcoin gelecek günlerde başka bir fiyat düşüşü mü bekliyor acaba diye kafalarda soru işareti var. E peki gerçekten öyle bir şey mümkün olabilir mi? Bunu beraber bakalım, hep birlikte bakalım. E Bitcoin'in son durumu neymiş? E sizlere de ekranı hemen kenara açayım. Bu arada hala da bize abone olmadan izleyen dostlarımız var. Abone ol butonu ücretli değil arkadaşlar. Abone ol butonuna tıklayıp yanında da zil butonu var. Tıkladığınız zaman e, bildirimleri açmış olursunuz. Bu tarz bütün yayınlara hemen ulaşma şansına sahip olursunuz. Hem kanala destek olmuş hem kendinize destek olmuş olursunuz. Bunu da buradan belirteyim. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Kocaman bir dojimunumuz var 4 saatlikte. Yeniden yükselen dirence takılmış durumdayız. Burası aslında yükselen bir trend. Şimdi bu trendi bir türlü aşamayan bir Bitcoin ile karşı karşıyayız. Açsak bile Bitcoin her seferinde bu yükselen trendin tam band kısmında. Bakın bunlar hep altında kapatıyor üstüne çıkmış olsa bile 31.400'lere kadar ardından tekrar geri çekiliyor. 29.978 bandına sizlerle birlikte destek atmıştık canlı yayında. Burası minor bir destekli. Fibonacci içi order blok ortası bir destek noktasıydı. Bu destek noktası hala da Bitcoin'de oldukça kaliteli bir şekilde çalışıyor. Düşen trend kırdıktan sonra Bitcoin 29.978'in altında kapama yapmayarak bu destek noktasını iyi bir şekilde kullanarak yatay bir konsolidasyon süreci başlattı. Şimdi Bitcoin bu yatay süreci başlattığı dönemde yükseliş ivmesi yakaladığında yani tekrar yükselen trende dokunmak istediğinde altcoinlerde bazı altcoinler piyasadan ayrışıyor ve güzel yükselişler yaşıyor. Bunlardan bir tanesi bugün itibariyle ne var? Solano var. Mesela %10 verdi Solano. SNX var %10 verdi. Comp gene %25.99 verdi. Comp benim listemde DeFi'da, DeFi listemi bozmayacağımı. Comp'un ve MKR'nin. Bu listede bir de bir misibabım. Bu listede çok çok önemli olduğunu söylemiştim. E, hala da oralardan güzel gelirler elde etmeyi başarabiliyoruz. CRV bugün %9 verdi mesela. Yine aynı şekilde. Yani Bitcoin ufaktan toparlandığında bazı altcoinler piyasadan ayrışarak güzel karlar bırakıyor. Şimdi %9, %10'u güzel değil. Neresi güzel diye burun kıvıranlar olursa söyleyeyim. Borsa İstanbul'da ve hatta Amerikan yatırım yapan bir yatırımcı aylarca bekliyor %3 %5 kar için. Yani bir günde %9 %10 kar güzel bir kar yatırımda onu söyleyeyim. E, biz şimdi Big Boss ailesi olarak birkaç gündür mesela kaldırıç işleme de girmiyoruz. Bekliyoruz piyasayı bekliyoruz. Yoksa biz mesela %100 %200 %500'e varan kazançlar elde ediyoruz. Ama onun harici biz de beklemedeyiz. Beklerken ufak tefek atraksiyonlar yapıyormuş. <laughs> yapıyoruz yani yapmıyor değiliz. Şimdi yapmıyor desem Şey diyemem. En son BCL'e ufak bir geri çekilmede hemen %75X'de mesela bizim üyelerden bir tanesi işlem vermiştik. %250.50 işlemden gelir elde etmiş. O da güzel. Ben mesela BCde satamadım. onu satamadığım için gelir elde edemeyip stop oldum. O ayrı bir konu. Yani başkasına kazandırırken biz de kaybedebiliyoruz. Neyse devam edelim. Şimdi Bitcoin ve madenciler madencilerin var olan satışından etkilendiğini nasıl anlayacağız? Konuya geri gelelim. Eğer Bitcoin direnç üzerinde bir günlük kapanış yapmayı başarabilirse şu an itibariyle direnç nereye denk geliyor? Bakın ben 31 bin dolara bir alarm attım. Şu an 30.900, 31.000 31 bin üzerine falan denk geliyor. 31 bin 200 denk geliyor direnç üzeri. Burada bir kapanış yapmayı başardığı takdirde Bitcoin ve burayı kendine destek olarak kullanmaya başladığında artık 35 bin benim için garantidir deyip hem elimdeki projelerde kafam rahatlayacak hem bazı projelerde tekrar trade deneyeceğim hem de tekrar bir long işlem açmayı planlıyorum 35 bine kadar. Ama Burada gerçekleşecek olan bir geri çekilmede 29.978'e attığımız minör destek Fibonacci ortası destekte aşağı gelecek olan bir kırılım ve günlük kapanış. Burada madencilerin piyasaya gönderdiği bitcoinlerden dolayı bir düşüş bir düzeltme bir geri çekilmenin onayını verecek bana. Buradaki geri çekilmedeki onay bölgemde tabii ki de Fibonacci destek noktam olan 78.6'dır. 28418 dolara kadar geri çekilme benim için normal bir geri çekilme olarak kabul edilecek. Yani plan basit. 31.000 üzeri günlük kapatırsa long'a vuracaksın yatırım tavsiyesi değildir. 35'e kadar takip edeceksin. 29978 6 günlük bir kapanış gelirse 28400'e kadar kovalayacaksın. Short'a gireceksin. Tekrar söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Şu an piyasa tamamen yatay bir sürece geçti. Bir hafta oldu e, hatta sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam 9 gün olmuş yarın 10. gün yatay bir süreçte devam ediyoruz. Burada piyasayı yukarı yönlü etkileyebilecek haberler ne olabilir mesela? Tekrar bir kurumsal yatırımcının haberi olabilir mesela bir kurumsal yatırımcının içeri gelmesi, yatırım yapmak istemesi bizi biraz rahatlatabilir mesela. Şimdi BlackRock'ın ETF başvurusundan sonra peş peşe piyasaya ETF haberleri geldi makro strateji tekrar alım yaptı. Şimdi makro stratejinin ve BlackRock'ın kripto piyasa üzerindeki hakimiyetini arttırma çabası. Özellikle BlackRock'ın kripto piyasalarda oyuna girme çabası. Başka yatırımcıların dikkatini çekip Bitcoin'e buradan yatırım yapmalarını sağlayabilir mi? Burada artık takip edeceğimiz tek şey haberler. Haberlere bakacağız. Yeni bir Bitcoin yatırımı gelecek mi? Yeni bir e, temel analize bağlı, habere bağlı bir yükseliş görebilecek miyiz? Burada en mantıklı hareket Tekrar yine benim söylediğim gibi 31.000'e bir alarm atacaksın. 29.978'e bir alarm atacaksın. Altında veya üstünde günlük kapanışları takip edip yatırımına bakacaksın. Hareketli ortalamalar gayet güzel, gayet kaliteli. 20 haftalık, 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalamayı kesti. Bir kere daha güzel bir Golden Cross geldi. Zaten bu Golden Cross koşusu ve bilek haberiyle birlikte de 26.500'lerden 31.400'lere kadar güzel bir hareket geldi. Ardından da 200 haftalık ortalama yönünü 25 bin dolara doğru çevirmiş durumda. Bu da güzel 200 200 günlük ortalama özür diliyorum. Yönünü 25 bin dolara doğru çevirmiş durumda. Bu da güzel bir haber bizler için. Haftalık hareketli ortalamaları da bir gözden geçirelim hep birlikte. Haftalık hareketli ortalamaları da biliyorsunuz ki Golden Cross bekliyorduk uzun zamandır haftalıkta. Ve 20 hafta 200 haftalık ortalamayı bu hafta geçen hafta kesti. Bu hafta da yönünü yukarı doğru devam ettiriyor. Bu da güzel önemli bir Golden Cross. Burada en büyük sıçramayı Bitcoin'in belki de nefes alma sürecindeki o beklediğimiz 35 ve 50 bin dolar seviyelerine götürebilecek hamleyi yapabilecek olan Golden Cross kesişimi bana sorarsanız haftalıkta 50 haftalık ortalamanın 200 haftalık ortalamayı kesmesiyle gelecektir. Çünkü geçmişten de ufak bir örneklemesini yapalım. Hareketli ortalamalarda 50 haftalık ortalamanın yönünü yukarı çevirmesi yeni bir boğanın, yeni bir yükselişin, yeni bir tepenin habercisidir. Şu an yeni yeni yukarı doğru çevirdik ama heyecanlanmaya gerek yok. 200 haftalık ortalamayı kesmediği sürece şimdilik heyecan yapmaya, panik yapmaya veyahut da işte ha ha gol geliyor yeni bir boğa demeye gerek yok. Çok erken. O yüzden beklemeye devam etmek lazım. Olur da 50 haftalık ortalama gerçekten 200 haftalık ortalamayı çelse burada büyük bir golden cross görürüz. O zaman hepimiz büyük bir heyecanla, büyük bir mutlulukla kripto piyasalarının yeniden tüm dünyada konuştuğu, e, yeniden tepe aradığı, yeniden... E, Dol Tayvay aradığı bir sürece girdiğini görür. Ceplerimize paramızı doldurur. Huzurla, rahatlıkla hayatımıza devam ederiz. Şimdilik beklemedeyiz dostlar. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Tekrar herkesin bayramı mübarek olsun. Gönülden seviyorsunuz, Unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kıymetli yorumlarınızı ve fikirlerinizi videonun altına yorum olarak atarsanız biliyorsunuz ki okuyorum. O konuda psikopat derecesinde yorum okumayı seven birisiyim. E, yorumlarınızı okuyorum. Hoşuma da gidiyor. Kendi fikirlerinizi de yorum olarak benimle paylaşırsanız sevinirim. Kaldıraç işlemler ve daha fazla spot piyasa trade işlemler için katılan Big Boss üyesi oluyorsunuz. WhatsApp grubuna da üye olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde diğer ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız yani daha ufak ayrıcalıklar bana yeter diyorsanız da katı butonundan tercih ettiğiniz herhangi bir üyeliği tercih edip aramıza gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Acil bir şey olsa canlı yayın açarız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.